Kabızlık varsa kişide bağırsaklarında mantar vardır. Mantarlar toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkolü, hormonsu maddeler. Zamanla bağırsakların bu kozasındaki bu virüs denen kanalların içerisinde sinir uçları köreliyor. Ne oluyor? Artık beyne sinyal göndermiyor. Burada durum şu şu demiyor. Bu nedenle kabızlık problemi yaşıyor vatandaş. Yani telefon şebekesi gibi aşağıdan yukarı gitmiyor. Sinyal mesela, gitmiyor. Mesela gemilerde bilirsiniz aşağıda gemiciler telefon eder şunu şunu yap diye yukarıdan. Aşağıdaki gemide kazan dairesinde vesaire çalışanlar da ona göre hareket ederler. Evet. Bağırsaktan böyle telefon gidiyor yukarı şebekeye diyor ki şöyle şöyle durum var. Tedbir al. Gitmiyor. Telefonda arıza var. Neden ortaya çıkıyor? Bu sinir uçları yanıyor. Hassasiyetini kaybediyor. Köreliyor. Sinyal zamanında beyinle bağırsak arasında iletişim kopukluğu meydana geliyor. Neden? Mantarların üretmiş olduğu toksik madde yakıyor. Kavuruyor. Bu da bağırsak kendini korumak için yağlanıyor. Yağlanırsa sinir uçları yağın altında kalıyor. Uyaramıyor. Ha, bunun için ne yapmak gerekir? Mantarı yok etmek. Mantarı yok etmedikçe kabızlığı önleyemezsiniz. Geçici çözüm. Kullanırsınız onu, bunu, şunu. Çözüm olmaz. Yine problem doğar. Bu nedenle kalıcı çözüm nedir? Aloe vera. Evet, aloe vera. Aloe vera. Onun iksiri mi hocam? Evet, iksiri aloe vera mi? İksir değil, likit. Aloe vera jeli içerir ve 19 çeşit bitki. Bunu kullandığı zaman bağırsaktaki mantarlar yok olur. Veyahut da nar çekirdeği yağı. Sabah öğle akşam bir tatlı kaşığı yemekten önce aldığında ne yapar? Bağırsakları temizler. Bakteri, virüs ve mantarları öldürür. Bağışıklık sistemi harekete geçirir. Nar çekirdeği yağı da aynı şekilde kabızlığı önler. Bağırsakları temizler. Yavaş yavaş düzene girer.